Osmanlı Türkçesi arşiv okumalarında yeni bir metinle beraberiz. Bu metnimizde talik hatla yazılmış bir metni sizlerle beraber yavaş yavaş okumaya gayret göstereceğiz. Evet, çoğu belgenin başında olan bir metnimiz var. Şu kısım. Daha önce bu kelimenin hüve ya da hu diye okunduğunu ifade etmiştik. Arşiv belgelerinde hu kelimesinin farklı imlaları var. Fakat burada gayet açık bir şekilde büyüttüğümüzde talik hatla hüvenin yani hu'nun yazıldığını görüyorsunuz. En sağda çizdiğim kısımda babı fetva yazıyor. Babı fetva. Yani fetva kapısı manasında. Hemen bir altı daire-i meşihat-ı İslamiye. Daire-i Meşihat-ı İslamiye. Yani Şeyhülislamlık Dairesi. Şeyhülislamlık Dairesi'nin fetva kapısı. Şu kısım tahrirat kalemi. Tahrirat resmi dairelerde yapılan yazışmaya deniyor. Evet, resmi yazışmaların ismi tahrirat. Tahrirat her ne kadar çoğul bir kelime dahi olsa müfret manasında, yazışma manasında arşivlerde geçiyor. Arapçada kendi içerisinde çoğul anlamı taşıyıp da Osmanlıca'da müfret yani tekil anlamı taşıyan birçok kelime var. Tahrirat da bunlardan bir tanesi. Evet, hemen altında adet ve 174. Tam ortada çiziyorum yavaş yavaş. Evet, tarafı Sami'i Hazreti Sadaret Penahiye. Tarafı Sami'i Hazreti Sadaret Penahiye. Yani Sadaret makamına yazılmış bir üst yazı. En sağda hülasa kelimesi var. Evet. Metnimize geçiyoruz. Klişeleşmiş metin girişlerinden bir tanesi. Evet, şurası maruzu daii kemineleridir ki. Yani gayet aciz, değersiz olan bir kulun, bir kişinin arzıdır ki, isteğidir ki manasında. Maruzu daii kemineleridir ki. Maruzu daii kemineleridir ki. 27 Rebiyülevvel sene 1331. 27 Rebiyülevvel sene 1331. Daha önce tarih okumalarında ifade etmiştik. Hicri aylar tarih olarak yazıldığında noktaları katılmıyor diye söylemiştik. Burada açık bir şekilde zaten Rebiülevveli okuyabiliyoruz. 1331 altındaki çizgi sene oluyor.
bununla ilgili tarih okumalarla ilgili daha önce uzun bir videomuz vardı. Evet. 27 Rebiülevvel sene 1331 tarihli ve 280 adetli Tezkire-i Samiye'ye cevaptır. Ve 280 adetli yani numaralı Tezkire-i Samiye'ye cevaptır. Antalya merkez kazası, Antalya merkez kazası 5. daire tahsildarı, 5. daire tahsildarı Necip Efendi'nin tebyin eden, evet, Necip Efendi'nin tebyin, özür diliyorum, tebeyyün eden, tebyin için tef'il babı olması gerekirdi. Yani ikiye olması gerekirdi. Burada tekye, tefeul babının mastarı tebeyyün diye okuyoruz. Necip Efendi'nin tebeyyün eden zimmetinin kefili Ömer Lütfi Efendi'nin terekke-i vafiyesinden tahsili hakkında, Ömer Lütfi Efendi'nin terekke-i vafiyesinden tahsili hakkında Antalya Mülkiye Mahkemesi'nden, burada muta yazıyor. Muti diye de yazılabilir ama buradaki anlam cihetinde muta ilamının, muta bildirmek demek. Yani bir kararın ilanı bildirmesi, fetvahanece tasdikine, evet, muta ilamının fetvahanece tasdikine mahal olmayıp, bir yer olmayıp, mahal olmayıp, yani gerek olmayıp, usul ve emsali vecihle, evet, mahal olmayıp, usul ve emsali vecihle. Son kısma dikkat ediyoruz. Buralarda tamlamalar çoğalıyor. Evet. Ba buyrulduyu Sami. Ba buyrulduyu Sami. Tevzi'i muktezi bulunduğundan, evet, ba buyruldu-yı Sami tevdi'i muktezi bulunduğundan melfufat-ı varidenin matviyen, melfufat-ı varidenin matviyen Sami'i fehimanelerine sui Sami'i fehimanelerine iadesine ibtidar kılındı. Ol bapta ve irade, özür diliyorum. Ol bapta emru irade, ol bapta emru irade Hazreti men lehül emrindir. Ol bapta emr ve irade, emru irade şeklinde okuyoruz. Emru irade Hazreti men lehül emrindir. Tarih kısmına geçiyoruz. Şu üstteki biraz büyütelim. Şurası fi, alta 4 yazıyor. Fi 4 Rebiyül Ahir. Metinin başında
Rebiyül Evvel'le başlayan bir tarih vardı. Bu bir soru sorulmuştu. O sorunun ne zaman sorulduğuna dair bilgi istenmişti. O tarih 27 Rebiyül Evvel idi. Aradan yaklaşık bir hafta geçtikten sonra cevap yazılmış. 4 Rebiyül Ahir sene 1331. Evet, 4 Rebiyül Ahir sene 1331. Şurada bir V var. Yani hem Hicri tarihi hem Rumi tarihi bir arada vermiş. Ve şu kısım yine fi. Bu da fi farklı bir şekilde karşımıza çıkmış. 27 Şubat sene 1328. Fi 27 Şubat sene 1328. Rumi tarihi miladi takvime çevirirken ne demiştik? 584 ilave ediyoruz demiştik tarihle ilgili videomuzda. Burada 584'ü ilave ettiğimizde 1912 tarihine tekabül ediyor. 1912 tarihine tekabül ediyor. Şurada önemli bir husus var. Burada altta imza var. İmzaların ekseriyetle tıpkı tarihlerde olduğu gibi nokta kullanılmama gibi bir özelliği var. Kullanan katipler, hattatlar da var ama ekseriyetle katiplerimiz noktalama işaretlerini imzalarda kullanmıyorlar. Burada Şeyhül İslam yazıyor. Şeyhül İslam. Şurada bir imza var. Evet, imza. Tabii bu kişiyi bilmeden bu imzayı kolay kolay okuyamıyoruz. Burada yalnız baktığımızda Esat yazısını, imzasını görebiliriz. Evet, Şeyhül İslam Esat. Yalnız arkadaşlar şunu ifade etmek istiyorum. Esat Efendi Osmanlı'da şuradaki metinde 1912'de tekabül ettiğini yazıyor demiştik. Fakat Esat Efendi Osmanlı'da 1913 ve 14 tarihlerinde Şeyhülislamlık yapmış. Burada bir hata yok. Neden hata yok? Şöyle ifade edeyim. Burada 27 Şubat demiştik. 27 Şubat. 1918 olan tarihe kadar, 1917 dahil, 18 dahil değil, olan tarihe 13 gün daha ilave ediyoruz. Yani bunu miladiye çevirdiğimizde şu tarih 27 Şubat değil de bir 13 gün Şubat 28 çekse 12 Mart 1329 ya da şöyle ne olur? 13 Mart 1913. Evet, tarihle ilgili yine videomuzda anlatırken ne demiştik? Şubat ayı 12. ay. Şubat ayımız 12. ay, Mart ayımız 1. ay. Yani Şubat'ta 27 Şubat'a 13 gün ilave ettiğimizde 12 Mart haliyle 1 yıl atlamış oluyor. O da ne yapıyor? Esat Efe'nin 1913'te dediğimiz şekilde Şeyhülislamlık yaptığı tarihe denk geliyor. Evet, bu belgemizdi arkadaşlar. Bu kadardı. Talik hatla bir belgeyi sizlere okumaya çalıştık kısaca. Talik hattı gözlere adeta gözleri okşayan, böyle sevdiren bir hat. En çok göz alıcı, mükemmel bir hatların bir tanesi. Divani'den sonra öyle olduğunu düşünüyorum. Çok çokça karşımıza çıkmıyor. Özellikle Şeyhülislamlık dairelerinin yazışmalarında kullanıldığını görüyoruz. Fetvalarda kullanıldığını görüyoruz.
Bu da önemli bir ayrıntı. Başka bir metinde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.